seyircilerimiz. Gerçek insan, idealist insandır. Bir davası olan insandır. Yani insan, elbette ki dünyaya gelişiyle gidişi arasında bir fark olan insandır. Hani sık sık anlatılır ya, adam oğluna demiş, oğlum sen adam olamazsın demiş. Öyle mi? Çocuk okumuş, rütbe sahibi olmuş. Hiç babam da demeden, demiş falan yerde bir adam var, gidin ona bana getirin demişler. Ve hizmetçileri apar topar o adam dediği adamı, tabii ki babasını getirip önüne tabiri caizse atmışlar. Hani baba sen bana adam olamaz diyordun. İşte bak, ben bu beldenin en üst seviyesindeki rütbeli insan oldum deyince baba öyle diyor. Oğlum ben sana şu olamazsın, bu olamazsın, en yüksek rütbeli olamazsın demedim ki. Ben sana adam olamazsın dedim. Eğer adam olsaydın sen benim ayağıma gelirdin. Beni kendi ayağına getirmezdin. Bir insanı diğer insanlardan ayıran dava sahibi olmasıdır. İnsanlar davalarıyla yaşarlar. İnsanları yaşatan davalarıdır. Dava bir insanın ulvi ise o insan da ulvidir. Hele hele bir dava ki dünyayı aşıyorsa, ötelere içine geçen bir dava ise, bir ideal, bir iman, bir inanç, bir ahlak ise, bir seviye, bir kalite ise, gelişiyle gidişi arasında sadece kilo farkı değil, değer farkı olan bir insan ise, elbette ki o insan üstün vasıflı, kıymetli bir insandır. Bediüzzaman Hazretleri Van Kalesi'nden, Yekpare Van Kalesi'nden düşüyor. Aman yandım, öldüm, ah, vah demiyor. Tek bir ağzından kelime çıkıyor. Davam diyor. Davam dediği içindir ki, imkansız denilen o noktada Cenab-ı Hak kendisini öyle bir noktaya atıyor ki, aşağıya düştüğünde iç taraf olmasına rağmen ki gördük orayı, içe giriyor. İmkansız olan bir nokta. Dava adamı nasıl mı olur? Bediüzzaman'ın talebelerinden Südeyir Gündüz'ü al. Kendisi erken çıkartılıyor hapisten. Gidiyor, müdüre diyor ki, müdür bey diyor, herhalde yanlış hesapladınız diyor, daha benim 40 günüm olması lazım. Müdür bir hesap ediyor ki, gerçekten de erken çıkartmışlar. 40 gün erken çıkartmışlar. Bir insanın davası ideali varsa ve o davası ulvi ise, ha içeride yatmış, ha dışarıda olmuş. Benim büyüklerim, değerli insanlar içerideyken ben nasıl dışarıda olurum düşüncesiyle elbette ki içeride olmak kendisi için elem vermemiş. Bu vesileyle kendisini de rahmetle almış olayım. Malatyalı Hüseyin Bozat abimiz vardı. Bir hatırasını anlatmıştı. İman hakikatlarını okudukları, anlattıkları için mahkemelik olmuşlar. O sırada merhum avukat Bekir Berk bunların mahkemesine gelecek. Ama tevafuk ya, aynı gün Elazığ'da da mahkeme var. İman sahiplerini, inançlı insanları müdafaa edecek. Elazığ'dan haber gönderiyor. Bakın diyor, benim Elazığ'daki mahkemem sabahleyin. Eğer diyor oradaki de sabahsa öğleden sonraya atın ki diyor, ben buraya girip oraya çıkayım, geleyim diyor. Ve geliyorlar bunlar. Hakikaten de sabahleyin. Hüseyin Bozat abi diyor ki, hakimin yanına çıktık. Hakim bey, bizim avukatımız orada Elazığ'da mahkemesi var. Öğlenden sonra ancak gelecek. Siz bizim mahkemeyi sabah iken öğlenden sonra atın. Hakim de sağ olsun gayet masum bir şekilde, tamam evladım diyor. Ben dosyanıza baktım. Suç unsuru teşkil edecek bir şey yok diyor. Tamam diyor, beraat ver dedim, gidebilirsiniz diyor. Bu üzerine Hüseyin abi diyor ki, yok diyor, olmaz diyor. Bizim avukatımız gelecek diyor. Kardeşim diyor, tamam da diyor, avukatınız niye gelecek diyor. Sizi aynı şekilde, yani beraat ettirmek için değil mi? Tamam, ne fark eder? Ben baktım suç unsuru yok, onun için beraat ettiririm. Yok hakim bey.